لله الحمد لله نحمده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهدي الله فلا مضل له وما يهدي هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المؤمن مرعة المؤمن صدق رسول الله كما قال في كما قال السلام عليكم جمعانız mübarek olsun Şaban-ı Şerif'in hürmetini tutan müminler, Şaban'ın bereketi üstünüze olsun. Beraatin her türlü hayrı, her türlü bereketi, şerefi üstümüze olsun inşallah. Geçen gece, üç gece önce beraatti. Cenab-ı Allah hürmet edip, tazim edip, saygı gösteren kullarının beraatlerini ellerine versin. Dünyanın hem mi gamından, kederinden, tasasından halas etsin. Ey müminler! Cenab-ı Zülcelal ve Tekaddes Hazretleri Kur'an-ı Kerim'inde şöyle buyurdu. İnne arazna l-emanete ale's-semavati vel-ardı vel-cibali fe-ebeyne en yahmilneha ve eşfakna minha ve hamela insan. Biz kutsal emaneti yere, göğe, taşlara, ağaçlara, ne varsa dağlara, mevcudatta her şeye teklif ettik de kabul etmediler. Bir tek zalim ve cahil olan insan bu emaneti kabul etti. Muhatap etti. Kutsal emanet dediğimiz nedir? Cenab-ı Allah'ın hitabına muhataplıktır. Cenab-ı Allah'ın kulum demesidir. İnsandan başka kul mu var yeryüzünde? Kulluk şerefini, kulluk muhataplığını kabul eden yalnızca Cenab-ı Allah'ın yarattıklarının içinde insan evladıdır. Ona dedi ki, herkes kabul etti bunu. Ne zaman? Gavlu belada. Ruhlar aleminde. Bütün insanlar biz emaneti kabul ettik dediler. Neden? Yahu bir ilin yönetimi emanet değil midir valiye? Şimdi sorsam ki şuradan 100 kişiden 99'una eli ayağı tutmasa bile seni vali yapalım mı? Yönetir misin? Oh, benden iyi yöneten mi olur be? Yahu zordur bak bu kadar milyonla insanın yükünü, sorumluluğunu, mükellefiyetini üstüne almak. Tamam tamam ne var yahu? Herkes hükümeti temsil eden, devleti temsil eden bu vilayet makamına talip olur. Eyvallah der. Bir kişi de hayır der mi bilmiyorum. Ne var be? Ondan benim eksiğim ne der? İşte insan da Cenab-ı Allah beni temsil edecek. Allah'ın kutsiyetini, kutsallığını, mübarekliğini, uluhiyetini yeryüzünde adaletini temsil edecek. Bir kimse arıyorum, kutsal emaneti tevdi edeceğim dediğinde ne varsa mahlukat aman dedi kaçtı, bir insanoğlu hemen dedi koştu. İşte işin
Zurnanın zıt dediği yer burada başlıyor. Kağıt üzerinde hepsi tamamdı. Bu emanetleri zalim ve cahil olarak kabul ediyor. Sonunu bilmeden. Bu kutsal emanet ne getirdi bize? 73. ayet-i kerimede diyor ki لِيُعَذِّبَ اللّٰهُ الْمُنَافِق۪ينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِك۪ينَ وَالْمُشْرِكَاتِ Kadın ve erkek münafıklara azap, kadın ve erkek müşriklere, Allah'ı inkar eden, şirk koşanlara. Dikkat, burada kafirin yok yalnız, inkar etme yok, müşriklik var, münafıklık var. Kadın ve erkek münafıkların, kadın ve erkek müşriklerin azabı için bu kutsal emanet verildi. Neden? İnandım deyip içinden inanmadığı halde, adil olacağım diye söz verdiği halde dışından içinden yak ya ben oraya bir geçeyim de öttürürüm milleti der insanlar. Bal ve yağ kazanının başına geçeyim diyor. Ondan sonra parmağa gerek yok kepçeyle götürür. Bu tip insanlar olduğu için bunlar münafıktır. Bunlar münafıktır. Dışından dürüst, ağızlarından sürekli, sürekli kuvvet, adalet, dürüstlük çıktığı halde içlerinde kazan kaynar. Fitne kazanı. Bunlar münafıktır. Bu emanete talip oldukları için azaba muhatap olurlar. Kutsiyete değil. Müşrikler ise bu kutsallığın yanında başka kutsallar icat ederler. Cenab-ı Allah'ın kudretinin yanında, Cenab-ı Allah'ın azametinin yanında başka korkulacak, sığınılacak şeyler icat ederler. Nedir onlar? İtibar. Kulların ona itibarını itibar olarak kabul ederler. Bu gizli bir şirktir ha. Allah'ın verdiği değerden daha güzeli yoktur. Allah'ın sana kulum demesinden daha güzel bir şey yoktur ki kullar sana bey dese, paşa dese, ağa dese ne olur ki? İşte bunları varlık olarak görüp kuvvet, kudret ve neşe sebebi olarak görüp bununla ferah eden kimseler dikkat edin Allah'tan başka kimseyle ferah etmeyin ve sadıklardan başkasıyla olmayın. Çünkü ayet-i kerime var. Kunu ma'as sadikin. Sadıklarla beraber olun. Ey Allah'ın kulları. Hainlerle değil. Hainlerle birlikte değil. Sadıklarla birlikte olun ki sadık olmasını, sıdkı sebat sahibi olmasını öğrenin. Eğer kendinizle baş başa kalırsanız sizin içinizde bir hain, bir zalim nefis var. Alt eder sizi. Yalnız kalırsınız. Yanınıza destekçi, sadık bir kimseyi destekçi alın. Yalnız başınıza kaldığınızda o zalim nefis yer sizi, bitirir. Başka düşmana gerek yok. Başka? İşte böyle kimselerin azap görmesi için bu emanet verildi. Arkasından ve yetûbe allâhu alel mu'minîne vel mü'minet. Tevbe eden mü'min erkeklerle mümin hanımların tevbesini kabul etmek, onları bağışlamak, onlara her türlü şerefi vermek için bu kutsal emaneti tevdi etti. Ve kânallâhu gafûran rahîmâ. Allah çok gafurdur. Gafur, her türlü tehlikeden sarıp sarmalar. Rahimdir, azaptan muhafaza eder. Ne kadar güzellik varsa üzerimize gönderir. Ne kadar zarar varsa mazarrat üzerimizden çeker alır. Dikkat edin. Dikkat edin. İlahi vahye muhatap olmayan kimse zaten kafirdir. İlahi vahye muhatap olup iman sahibi kimse Allah'ın her türlü şerefini, affını ve mağfiretini, rahmetini, rahmaniyet ve rahimiyet sıfatının muhatabı olmuş kimsedir ki gökten yıldızlar bela olsa düşse zarar vermez ona. Vermez.
vermez, veremez. Öyle olmadı mı? Bütün dünyanın zalimleri bundan 100 sene önce hücum etti Çanakkale'ye. İmanımızdan başka neyimiz vardı? Allah o kafirleri zebun etti, rezil etti, bize şeref verdi. Biz şimdi zaferin kutlamasını yapıyoruz. Zafer mümin kullarla beraberdir. Zannetmeyin, zorda kalsanız mağlup olacağınızı zannetmeyin. Asıl mağlubiyet nefsinize mağlubiyettir. Hırslarınıza, zevklerinize, tamahlarınıza mağlubiyettir. Hiçbir insana mağlubiyet, mağlubiyet sayılmaz. Allah'ın o وَاَرَضْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ biz emaneti arz ettik hitabına muhatap olan kullar. Şeref duyun, mutlu olun. Bu hitaptan sırtını dönüp kaçanlar. Yazıktır size. Yeriniz cehennemdir. Çünkü Cenab-ı Allah yegane yaratma gayesi o emaneti biz insanlara vermek içindir. Yaratılış gayen Allah'ı temsiliyettir en Adem evladı. Yeryüzünde Allah'ın hakkaniyetini, rahmaniyetini efendim merhametini temsildir. Nizamını, intizamını temsildir. Ben muhatap olmam, ben bu yükü çekmem dersen kafirlerden ve zalimlerden olursun. Dikkat et. Dikkat et. Allah seni darda zorda bırakmasın. Kafirler, münafıklar, müşrikler defterine yazmasın. O müminler defterine yazıl ki Gafur Rahim olan Allah'ın rahmaniyet ve rahimiyet sıfatlarının tecellisi üstüne gelsin. Emanete sahip çıkın. Bu emanete siz sahip çıkmazsanız biz başka bir milleti getirir, başka bir kavmi bu emaneti taşıtırız diyor. Sahip çıkın ey müminler. Sahip çıkın Allah'ın emanetine. Varlık sebebimiz bu çünkü. Varlık sebebimiz bu. Atın seni bindirmezse üstüne ne yaparsın ki onu? Süsliye besler misin? Bindirmiyor babam üstüne. Aklın yaratılış gayesi insanı taşımak içindir. Beslemezsin. Vurursun bıçağı gider. Veya salarsın çayıra gider. Madem ki Allah'ın has bahçesindeyiz. Madem ki padişahın has ahırındaki at madem nasıl iyidir üzerine sultan taşır. Biz de Allah'ın has bahçesindeki kullar olmak istiyorsak emaneti sırtımızda taşıyacağız. Bizden sonrakilere teslim edeceğiz. Allah'ın izniyle. Sahip çıkın. Allah emanetine sahip çıkanı gözetir. Müminler birbirinin aynasıdır. Birbirlerinin yardımına koşan kimselerdir inşallah. Ela inna senel kelam ve ebliyan nizam. كلام الله الملك العزيز العليم وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون إن الدين عند الله الإسلام إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا